Bu bölümde bize bir kısmı verilmiş algoritmayı tamamlayıp istenen şekli çizen algoritmayı yazmaya çalışacağız. 18 ve 19. konuları içeriyor. Ders 2, 18. konudan başlıyor. Bu bir test. Hayvanlardan hangisi kendini en güvensiz durumda bırakan dijital ayak izine sahiptir? Dijital ayak izi bizim internette kendimizle ilgili yayınladığımız bilgilerdir. Bu bilgilere internete giren herkes ulaşabilir. Eğer açık ev adresimizi, mesela buradaki kedi açık ev adresini internette yayınlamış. Bu gibi kişisel bilgileri internette yayınlamak güvenliğimizi tehlikeye sokabilir. Balık hobilerini işte denizde olduğunu adres olarak denizde yaşadığını ve arkadaşının evcil hayvanın isminin de Frank olduğunu internette yayınlamış. Kuş yine ona benzer yüzeysel bilgiler yayınlamış. Ama kedi çok ayrıntılı şekilde ev adresini vermiş. Gerçek isminin posta kutusu bilgilerini burada yayınlamış. Böylece kendini güvensiz bir duruma sokmuş. Bizden istenen neydi? Hangisi kendini en güvensiz durumda bırakır? Tabii ki kedi. Bir sonraki etkinlik. Daha önce de şekiller çizmek için döngüleri kullanmıştım. Biliyor musun? Bir döngünün içine başka bir döngü yerleştirebilirsin. Bunu da daha önce yapmıştık birçok kere. Bu kod bloğu döngüsünü 3 kez çalıştırarak motifi çiz. Tamam. Gri olarak bana bir kod bloğu vermiş. Bu kod bloğu çalıştıralım ne iş yapıyor bakalım. Görelim ne iş yaptığını. Bir üçgen çiziyor. Ne yapmış? Tekrarla 3 kere ileriye doğru 100 piksellik bir çizgi çizmiş. Sonra 120 derece dönmüş. Bunu 3 kere 120 derece dönerek, demek ki burası 60 derece. Şöyle bir düz çizgi çizersek, burası 180 derece. Burası 60 derece olduğu için 180-60-120. Bu çizgiyi çizerken saat 3 yönüne bakıyor. 120 derece dönünce şu çizginin istikametine geliyor ve bu şekilde şu kod bu üçgeni çiziyor. Daha sonra ne yapmış? Çizdikten sonra şu yöne baktığı için tekrar 120 derece dönmüş. Neden? Bir sonraki şekli çizecek açıya gelebilmek için. 120 derece dönmüş. 120 derece dönmüş. Sonra tekrar 120 derece dönmüş. Şimdi bunu tekrarlayalım. En son döndüğü 120 derece bakalım hangi yöne bizi götürüyor. Tabii kaç kere tekrarlamamız gerekiyor? 3 şekil var, 3 üçgen var. O da bir üçgen çizebiliyor. Demek ki 3 kere tekrarlayacağız. Evet, bu şekilde 3 tane üçgeni çizmiş olduk. Şimdi üçgeni 6 kez döngüle.
her üçgenden sonra yeni bir tane çizmeden önce 60 derece dönmen gerekiyor. Tamam. Ne yapmış? Başlangıçta saat 3 yönüne bakıyor. Burada bana bir kod vermiş. Rastgele bir renk seç. Sonra 3 kere ileriye doğru 100 piksel, yine 120 derece sağa, 100 piksel, 120 derece sağa, 100 piksel diye bir üçgen çiziyor. Sonra sağa doğru bu sefer 120 derece yerine 60 derece dönüyor. Bir önceki etkinlikten neydi? 120 derece dönüyordu. Ama 3 tane üçgen çiziyordu. Şimdi üçgenlerin sayısı 2 katına çıktığı için daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor. 60 derece, yani 2 katına çıktığı için 122'ye bölmüş 60 derece. Bakalım kaç kere, kaç üçgen çizmem lazım benim? Önce bir tanesini çizelim bakalım. Evet, bu şekilde çiziyor. Ben ne yapacağım? Bunu 6 kere uygulayacağım. Bana çünkü 6 tane üçgen gerekiyor. Böylece ben de isteklerini tamamlamış oldum. Bu motifi çizmek için üçgeni 12 kez dördürmen gerekecek. Her şekilden sonra kaç derece döndüreceğini anlamak için bir çemberin içindeki dereceleri sayısını, yani bir çember 360 derece, çizdiğin şekillerin sayısına, yani 12'ye böl. 12'ye 360, 12'ye böldüğümüz zaman 30 derece çıkar. Bize ne vermiş? Rastgele bir renk. 3 kere dön, ileriye doğru 100-120. Yine bir üçgen çizmiş burada. Bize bir üçgen çizmiş. En son üçgeni çizdikten sonra ne yapacağız? Sağa doğru 30 derece döneceğiz. Ve bir sonraki üçgeni çizmeye başlayacağız. Kaç üçgen çizeceğiz? 12 tane. (12 × 30) = 360. Evet, bu şekilde biz de isteğini yapmış olduk. Dördüncü etkinliğe geçelim. Çiçek çizmek için bu elması 12 kez döngüle. İpucu: elmaslar tıpkı yaptığın 12 üçgen gibidir. Her şekilden sonra kaç derece dönmen gerekiyor? Bu sefer bize verilen algoritma bir elmas çiziyor. Çalıştıralım. Bir elmas çiziyor. Bu elması çizdikten sonra ikinci elması çizmek için yine kaç tane şekil çizeceksem, ki bana 12 tane çizmem gerektiğini söylüyor. Demek ki burada 12 elmas var. 360, yine 12'ye bölmem gerekiyor. Kaç derecede bir elmas çizmem gerekiyor onu bulmak için? 360/12 = 30. O zaman ben sağa doğru 30 derece dönersem
neden sağa doğru dönüyorum? Sola doğru da dönebilirim. Sağa doğru dönelim. Daha öncekilerde de sağa doğru dönmüştük. On bir tane çizelim. Ya da 12 tane çizelim. Ne yaptık? 30 derece 12 tane bize verilen elmas. Rastgele renk. Çalıştır. Bu elmas sağa doğru çizildiği için eğer sola doğru 30 derece yapsaydık elması çizemeyebilirdik. Bir de onu deneyelim. Bakalım dördüncü etkinliğe tekrar gireceğim. Dördüncü etkinlik. Elması çizim yönü sağa doğru. Saat yönünde çiziyor. Ben eğer sola doğru 30 derece dönmüş olsaydım, sola doğru 30 derece dönmüş olsaydım, bunu çizecekti, sonra bunu çizecekti, sonra bunu çizecekti. Evet. Buradan başlamayacaktı da buradan başlayacaktı. Yine çizimi tamamlıyor. Sola doğru dönüyor bu sefer. Sola doğru gidiyor. Elması sağa doğru çiziyor. Açılar sola doğru ama yine sola da dönsek bizden istenilen çizimi tamamlamış oluyor. O açıda nasıl hareket eder tam hayal edemedim. O yüzden bir denemek istedim onu. Bakalım burada ne vermiş bize. Evet, elinde kalem olan nesne aşağıya doğru bakıyor. 4 kez tekrarla. 20 piksel ileri. Sola 90 derece dön. Yani saat yönünün tersine 90 derece. Şu şekilde tık 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 4 tane çizgiyle bu kareyi tamamlayıp en son şu noktaya tekrar geliyor. Elinde kalem olan nesne. Çalıştıralım bakalım. Doğru mu okumuşuz algoritmayı? Evet. En son yine geliyor ve 90 derece yine döndüğü için aynı yöne bakıyor. Demek ki benden ne istiyor? Pencerelerin hepsini çizmemi. Pencerelerin her bir kenarı 20 piksel olduğu gibi pencerelerin arasındaki uzaklık da 20 pikselmiş. O zaman benim bu algoritmayı tekrar nerede çalıştırmam lazım? Şu noktada. Bir sonraki çizeceğim kare şu noktadan başlamam gerekiyor. Bu karede bu noktadan başlamıştık. Demek ki 20 daha 40 piksel aşağıya inmem gerekiyor. Şu kod çalıştıktan sonra. Ne yapalım? Atla taşı çizgi çiziyordu. Atla çizmeden geçiyor. İleri gidebiliyorum. Aşağıya doğru baktığı için ileri gidersem aşağıya doğru giderim. Kaç piksel hesaplamıştık? 20 daha 40. Ne yapacağız? Şu noktaya varmış olacağız. Algoritma başa dönerse buraya tekrar kare çizer ve bu noktaya atlar. O zaman ben bu işi buradaki pencere sayısı kadar tekrarlarsam kaç tane var? 8 4 8 tane pencere var. Değil mi? 8 tane var. Bir döngünün içine bu komutu yazıp 8 kere tekrarlarsam bunu bakalım tamamını çizebilecek miyiz?
pencereleri çizmiş olur ve en sonki pencereyi çizdikten sonra bir aşağıdaki pencere varmış gibi, yok orada bir pencere ama kodumuzun en sonunda bir aşağı atlama olduğu için hazırlanıyor. Sanki bir pencere daha olsa çizmeye devam ederim. Yapmam gereken ne olacaktı? Döngüyü 8 yerden 9 yapmak, 10 yapmak. 1000 tane pencerede olsa döngüyü 1000 yaptığım zaman o 1000 pencereyi bu algoritmayla çizebilirim. Devam edelim. 6. etkinlik. Bu dinozorun kuyruğu boyunca galiba 8 boynuzu var. Her boynuz 30 piksel uzunluğunda. Üçgenleri 8 kez döngüle ve her seferinde ilerlemeyi unutma. Tamam. Bize bir çekirdek algoritma vermiş. Bakalım bu çekirdek algoritma ne yapıyor? 30 piksellik 120 derecede bir 3 yere dönüp 3 bir üçgen çiziyor. Bir tanesini çizelim. Çiziyor ve başa dönüyor. Başa dönüyor. Yönü de aynı yönde. Yapmam gereken bir sonraki üçgeni, bu algoritmanın bir sonraki üçgeni çizmesi için şu noktada durmam gerekiyor. Şu noktada. O da bu üçgenin bir kenarı 30 piksel olduğu için ileriye 30 piksel atlarsam bu algoritma bittikten sonra ve bu komutu da 8 defa tekrarlarsam 8 boynuzu vardı değil mi? Sayalım 3, 4, 5, 6, 7, 8 boynuzu var. Şu kodu bunun içine yapıştırıyorum. 8 yazıyorum. Ne yaptık? Atladık 30 piksel diğer üçgene geçmek için. Ne yapacak? Şu noktada bu üçgeni çizecek. Sonra atlayıp şu noktada bitirecek algoritmayı. Rengi siyah oldu. İstiyorsanız siz yeşilde yapabilirsiniz. Daha uyumlu olması için. Güneş çizmek için üçgeni 10 kez döngüle. Her üçgenden sonra hareket edip dönmen gerekecek. Ne kadar dönmen gerektiğini bir çemberdeki derecelerin sayısını şekli oluşturmak için gereken sayıya bölerek bulabilirsin. 10 kez diyor. Demek ki burada sayalım 2, 4, 6, 8, 10 şekil var. Bu algoritma ne yapıyor bana verilen? 3 kere dönüyor 30 piksel 120 derece bir üçgen çiziyor. Sonra üçgeni çizdikten sonra 30 piksel atlıyor. Burası da 30 pikseldi. Şu noktaya geliyor. Ama bir sonrakini çizmek için gereken açıda dönüş yapmamış. Nedir o açı? 10 tane şekil çizeceğiz. Bu şekilde 10 tane çizeceğiz. 360 derece bir daire 360 derece. Şekiller birbirine bağlandığı için öyle bir dereceyle bu şekilleri çizeceğiz ki en son çizdiğimiz derecede 360 dereceyi tamamlamış olacağız. Yani 360 derece bölü 10 36 derece. Nereye doğru? Sağa doğru gidelim. 30 derece. Saat yönünde dönelim. Burayı tamamladıktan sonra ileriye doğru, bu yöne bakıyor. İleriye doğru atlayacak. Demek ki bu saat yönünde devam etmemiz gerekiyor. Kaçtı? 36. 36. Eksik yazarsan bu dereceye ne olur? 36 derece yazmazsa
30 derece yazarsan ya da 50 derece yazarsan, 30 derece bir deneyelim. Tabi döngüye koymadığımız için bir kere tekrarladı. Bunu 10 kere tekrarlamamız gerekiyor çalışması için. 30 derece dönüyoruz önce. Ama problemin çözümü 36 derece. 30 derece denersek 10 kere tekrarladığında 300 derece. 300 dereceyi tamamlamış olur. Bakalım. Biraz daha açılıyor. 300 dereceyi tamamlamış olduğu için 60 derecelik bir boşluk kalmış olacak. 300 derecelik bir çizim yapmış olduk. Eğer 36 dereceden fazla yazarsak, 50 derece yazarsak, bu sefer 500 derecelik bir çizim yapmış oluruz. Bu da 360'tan fazla olacağı için birbirine dokunduktan sonra üçgen çizmeye devam edecek. Bakalım. Bu sefer de daha küçük, içi daha küçük. Bakın çizmeye devam ediyor. Bu da 500 derecelik bir çizim oldu. Bizim bulduğumuz rakam neydi? 36. Hazır elimizde algoritma varken farklı dereceleri de denedik. Neler olabileceğini gördük. Evet, burada bir algoritma verilmiş. Sola 120 derece dön. 3 kere tekrarla. İleriye 40 piksel, geriye 40 piksel, sağa 30 derece. 3 kere tekrarladığı zaman bunu büyük ihtimal şöyle 3 tane çizgi çiziyor. Sonra sağa doğru 30 derece dön. Her bir çimen birbirine 50 piksel uzaklıktaymış. Çimeni de artık siyah yapmayalım isterseniz. Yeşil yapalım. Şunun en başına yeşil koyalım. Çalıştıralım bakalım. Bu kod çizsin bir tane çimeni. Evet, çimeni çizdi. Sonra ilk başladığı noktaya geri döndü. İlk başladığı yöne bakıyor. Ben buradan 50 piksel ileri gidersem, ileriye atla. 50 piksel. Kaç tane çim grubum var? Bu bir grubu çiziyor bunu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 kere tekrarlarsam bu konuyu. Evet. Doğru yaptık gibi görünüyor. Devam etsin bakalım. Bu şekilde tamamlayacak. 9. etkinliğe bakalım. Bu resmi bir çiçek ekleyerek bitireceğiz. Çiçeğini çizmek için 12 kez elmas döngüsü oluştur. Ne yapmış? Rastgele bir renk. 2 kere tekrarla. 40 piksel 60 derece dönmüş. 40 piksel 120 derece dönmüş. Sonra baştan tekrar etmiş. Bir elmas dört kenarlı, bir döngünün içinde iki kenarı birden çizerek dört dönüş yerine iki dönüş de bunu yapmış. Çünkü burada 60 derecelik bir dönüş varken ikinci çizgiden sonra 120 derecelik bir dönüş var. Bunu bu şekilde yapmayı tercih etmiş. Biz ne yapacağız? 12 kez bunu çalıştıracağız. Bir döngünün içine bunu ekliyoruz ve 12 kez çalıştırıyoruz. Ama bu algoritma
bir elması çizdikten sonra diğer elması çizmek için sağa doğru kaç derecelik dönmemiz gerekiyor? (360/12) yaparsak 30 derece tamamlayalım. Çalıştıralım bakalım. Böylece çiçeği tamamlamış oldu. Kodu 12 kez döndürerek modifi tamamlayın. Bakalım bize verilen algoritmaya. Rastgele bir renk seç. 3 kere dön. 100 piksel sağ 100 derece çizim yap. Sonra 30 derece dön. Bir tane çizim yapalım bakalım. Bir çizgi oluşturuyor bu. Evet, ucu açık. Ucu açık bir şekil. 12 kez döndürmemizi istiyor. Tekrarla bloğunu içine alıp 12 yazıyorum. En sonunda 30 derece döndürdüğü için bir daha bir derece eklemiyorum. Evet, bu şekli 12 kere döndürdüğümüzde bizden istenen şekli tamamlamış oluyoruz. Birinci etkinliğe bakalım. Örneği tamamlamak için kodu 4 kez tekrarlayın. Her daireden sonra 90 derece döndürün. Bize bir kod vermiş. 360 derece 360 kere 1 piksel sağa doğru 1 dereceyle dönüyor. Bu şekilde bir daire çiziyorduk. Bunu 4 kere tekrarlayıp her koddan sonra da 90 derece dönmemizi istiyor. Her koddan da sonra 90 derece dönsün. Ve bunu 4 kere tekrarlasın. Bir daire çizmek için 360 kere şu döngü dönüyor ve 360 tane nokta çiziyor. Bu etkinliği de tamamladık. 12'ye geçelim. Bukleleri tamamlamak için kodu 12 kez döngüle. Kod vermiş. 180 kere tekrarlıyor. 2 derece 1 piksel çizim yapıyor. 2 derece. Bu bir daire oluşturur. Burada ne yapmış? 15 kere tekrarlamış. 3 piksel taşı 2 derece sağa. Bir tane deneyelim. Bakalım bu algoritma nasıl bir şekil çiziyor. Sonra şurayı da şu komutta şu son çizgiyi çizmiş oldu. Şu komut bu çizgiyi bu daireyi çizdi. Bunu 12 kere tekrarlarsam bu seferki daire 18 hamlede çizilmiş ama her açı her seferinde 2 derecelik, daha önce 1 dereceydi, 2 derecelik dönerek 360'a tamamlıyor.
son etkinlik bizden serbest olarak bir şeyler çizmemizi istiyor. Bize verdiği yine çizgi çizme, atlama komutu, 90 derecelik standart veri yazmış ama buraya istediğimiz bir derecede dönmemizi sağlayan komut, sağa ve sola doğru tekrarla bloğu, renk ayarlama, rastgele bir renk ayarlama, çizeceğimiz çizginin şeffaflığını ayarlama, genişlik, çizginin genişliği, deseni ve bulunduğu noktada bir etiket çizmek komutlarını bize vermiş. Bizden istediği bu komutları kullanarak istediğimiz bir şekli çizmek. Şimdi ben her bir noktası farklı bir renk olan bir daire çizmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Tekrarla 360 kere tekrarlarsam taşı komutuyla ileriye doğru bir piksellik çizgi çizmem gerekiyor ve sağa doğru bir derece dönmem gerekiyor. Rastgele bir renk seçersem bu bana her noktası farklı renkte bir daire çizdirir. Bakalım doğru mu yaptım? Evet. Her noktası farklı olan bir daire çiziyoruz. Devam ediyorum yapacağım işe. Daha sonra sağa doğru 10 derecelik bir açıyla dönüp bir tekrarlı bloğunda bunu kaç kere bir daire çizmem için kaç kere dönmem lazım? 360 bloğu 36 kere. Bu işi 36 kere yaparsam bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak. Biraz da alfa vermek istiyorum. %50 olsun. İç içe girdiği, renkler iç içe girdiğinde onları görebilelim. Çalıştırıyorum. Evet, bu algoritma biraz uzun sürecek. En hızlı seçenekte olmamıza rağmen ...36 çarpı 360 kere bu komut tekrarlanacak. Şekil tamamlandıktan sonra bu son etkinliğimiz bu konuyu da tamamlamış oluyoruz. Bir hile yapalım. Videoyu çekmeyi keseyim. Tamamlanmasına yakın tekrar açarım. Evet, algoritmamız hala çalışmaya devam ediyor. Yavaş yavaş
istediğimiz şekil ortaya çıkmaya başladı. Biraz daha ileri sarıyorum. Evet, bu şekilde son halkayı da çizerek algoritmayı tamamladım. Çizdiğimiz şekil, en son şekil bu. Siz de çizdiğiniz şekli buradaki internet adresini kopyalayarak paylaşabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla gösterebilirsiniz. Konuda sonuna geldik.